Evet kıymetli arkadaşlar, Cubase dersleri dördüncüsünde birlikteyiz. Arkadaşlar bu derste bir sesi transpoze etme, yani sesi inceltme ya da kalınlaştırmayı göreceğiz. Artı Cubase'in içerisinde kurduğunuzda hazır olarak gelen ritimler, sesler, efektleri nereden açarız, nasıl peş peşe koyarız ve nereden çoğaltırız? Arka arkaya çoğaltmayı göstereceğim. Çok faydalı bir ders arkadaşlar. İlk önce Cubase'i açıyoruz arkadaşlar. Cubase'i açtıktan sonra bize yine her zamanki gibi önceki projelerden bir tanesini mi açalım yoksa yeni bir proje mi? Yeni proje açıyoruz. Hazır ayarlardan ziyade kendi ayarımızı oluşturacağız. Nereye kaydedelim? Cubase dersleri içerisine kaydediyoruz. Önceden açtığımız bir dosya bu. Arkadaşlar şimdi buraya bir kayıt yapacağım. Sağ tıklıyoruz. Add audio track diyoruz. Önceki derslerimizde bunu gösterdim nasıl yapacağımızı. Mono kayıt her zamanki gibi yapacağız. Şimdi bir tane türkü söylüyorum. Arkadaşlar bu şekilde bir kayıt yaptık. Çok sevdiğim bir türkü okudum. Şimdi bir dinleyelim. Hemen bir güçlendirme yapalım arkadaşlar. Dynamics'ten kompresör ekliyorum. Kompresörden sonra bir tane de limiter. Sonra bir tane de maksimizer ekleyeceğim. Evet, bunu da şu şekilde yapıyoruz. Evet, tekrar başa alıp bir dinleyelim. Yeteri kadar sesi yükselttik arkadaşlar. Bir de reverb ekleyelim. Evet, bunu standart her zamanki yaptığımız ayarlara yakın bir ayar yapalım. Evet. Evet, derinliğimizi de verdik arkadaşlar. Kıymetli dostlar, bunu nasıl transpoze edeceğimizi gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar, audio'ya geliyoruz. Audio'dan process'e geliyoruz ve buradan pitch shift'i tıklıyoruz arkadaşlar. Karşımıza bir menü çıkıyor. Bakın burada telli kurban bağlaya. Gördüğünüz üzere kalın bir ses verdi bana. Şimdi söylediğim ton yanılmıyorsam. Şu kışlanın yapısına. Evet. Gördüğünüz üzere sıfıra getiriyorum bunu. Dinleyelim. Şu kışlanın yapısına mail oldum yapısına. Telli kurban. Yarım bir. Bir ses incelttim. Şu kışlanın yapısına mail oldum yapısına. Telli kurban. Daha da inceltebiliriz. İki ses de bakın, bir ses de bozmadı. İkinci sese bakalım. Şu kışlanın yapısına mail oldum yapısına. Bakın, dört sesi de sesimi bozmadı. Çıt çıt sesler geliyor. Onlar projeyi tamamla dediğimde kesinlikle o çıt sesleri gelmeyecek. Bakın böyle kalınlaştırabiliyoruz da arkadaşlar. Şimdi bir kalın çıkartalım sesimizi. -6. Şu kışlanın yapısına mail oldum yapısına telli kurban.
Gördüğünüz üzere hiçbir şekilde bozma yapmadan sesi istediğimiz sese transpoze edebiliriz. Yani inceltip ya da kalınlaştırabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi dostlar, Cubase'de hazır ritimleri nasıl bulacağız, nasıl kaydedeceğiz buna bir bakalım. Şimdi burayı siliyoruz. Audio ile işimiz yok sesle şu anda. Medya bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Medya bölümünden Open Loop Browser, Open Media By ya da Open Sound Browser var. Biz sound seçmeyeceğiz. Loop yani ritimlerle uğraşacağız. Evet, bir sürü arkadaşlar ritim karşımıza buradan çıkıyor. Bakın hangisine tıklarsak onu bize çalacak. Kıymetli dostlar bakın burada binlerce ses var. Mesela bir tanesini tıklayalım ve dinleyelim. Masterlı ses şu anda size gelmediği için, yani programın içerisinden dinlediğim için size kaliteli gelmeyebilir ama %100 master yapılmış, düzenlenmiş sesler bunlar. Farklı farklı ritimler var. Bakın böyle bir şey dinleyelim. Bakın bu şekilde sesler var. Flüt sesleri var mesela. Ya da farklı mesela bunları peş peşe koyarak bu kickleri oluşturabiliyorsunuz. Mesela kickler vardı. Farklı bir ritim dinleyelim. Ritim yapmayı bilmiyorsanız bu ritimleri kullanarak çok güzel ritimler oluşturabilirsiniz. Yani şarkınızın beat oluşturabilirsiniz. Şarkınızın altına bu ritimleri koyabilirsiniz. Bakın bir zil vardı burada. Onu dinledik biraz önce. Şimdi güzel bir ritim koyalım. Onun üzerinde oynama yapalım biraz. Evet. Bir tane ritim açtık arkadaşlar. Çift tıklıyoruz. Çift tıkladığımızda zaman sürgüsünün içerisine atıyor arkadaşlar. Evet, bunu da 95 yapalım. İki tane ritmi seçtik arkadaşlar, görüyorsunuz. Bakın hem ritmi hem de o seçtiğimiz sesi dinleyeceğiz. Yani sesi buraya atmamışız, çift tıklamamışız yani. Hemen seçelim tekrar. Piyanoyu da atıyoruz arkadaşlar. Çeşitli sesler mesela gitar, farklı bir gitar, gördüğünüz üzere rock ritimleri de var. Evet, piyanoyu seçtik, farklı farklı sesleri de alabiliriz burada, istediğiniz sesi alabilirsiniz. Yalnız buradaki buradaki sesler arkadaşlar tescilli sesler. Yani her türlü ayar orijinal stüdyo kalitesine getirilmiş sesler. Onu da söylemiş olayım. Kalitesi sesler değiller. Bakın buraya bir sürü seçmişiz. Sadece üsttekini bir dinleyelim. Yalnız şöyle yapalım. Seçili alanı sadece dinletsin bize. Şimdi seçtiğimiz piyanolardan bir tanesini açalım.
Bunu nasıl çoğaltacağız arka arkaya? Devam etmesin. Control Kastamonu'nun K'si. K'ye basıyoruz. Kontrole basılı tutarak. Kaç kez tekrar etmesini istiyorsak 5 mesela. 5'e tıkladığımda gördüğünüz 5 defa çoğalttı arkadaşlar. Evet. Burayı da buraya kadar çekiyoruz. Bunu da Ctrl K deyip 5 yaparsak buna yetmez. Çünkü daha kısa gördüğünüz üzere. Bir 5 daha yapalım. Sonra bir tane daha yaparsak tamamlamış oluyoruz mu? Evet. Şunları silelim. Evet. Şimdi şunu siliyorum. Bunu da siliyorum. İki defa tekrar ettikten sonra piyano girsin. Çok daha güzel bir. Yalnız o piyano değildi yanılmıyorsam ya. Şimdi şunu hem. Tamam. Evet. Şöyle yapalım. Biraz yukarıdakini dinleyelim. Sonra biraz aşağıdakini dinleriz falan. Evet arkadaşlar, bu varken de şu arkadaşları iptal edelim. Evet, şu anda alttakini de siliyorum. Gerek yok ona şu anda. Evet. Dinlemeyi bir bakalım. Mantığı anladınız mı? Hangi sesi dinliyorsak bir üsttekini siliyoruz. Çünkü ikisi aynı anda karışıklık doğurabilir. Bakın en baştan ritmi dinliyoruz. Gayet güzel bir ritim yapmış olduk arkadaşlar. Evet dostlar, Cubase programıyla hazır medya ayarlarıyla birlikte, yani OpenNote Browser'dan üst üste ritimleri koyarak, peş peşe ya da ritimler ekleyerek, sesler ekleyerek nasıl güzel ritimler yapabiliriz? Bununla alakalı kısa bir video yapmış olduk arkadaşlar. Sizler de Cubase'i açtıktan sonra medya bölümünden OpenNote Browser'ı seçerek güzel ritimler oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar, bu şekilde kayıtları yapabilmek için hangi ekipmanlar, nasıl ekipmanlar gerekir? Bunu kısaca bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, büyük büyük paralara ihtiyaç yok. M-Audio'nun 300 TL'lik, 500 TL'lik ses kartlarından bir tanesini alıyorsunuz. Minimum 96 kHz'lik kayıt yapan ses kaydını alırsanız daha kaliteli, yüksek çözünürlüklü sesler alan bir kayıt yapmış olursunuz. Ses kartınızı aldınız. Tabii bunları okumak için bir tane de kondenser mikrofon lazım. Kondenser mikrofon 500-300'den başlıyor açıkçası. Binlerce dolara kadar gidiyor. 300 TL'den başlıyor. Ondan sonra iki tane de monitör ya da iki tane hoparlör evinizde varsa, iyi bir kulaklık varsa onunla da oluyor arkadaşlar. İyi bir kulaklıkla da oluyor. Yani bu şekilde bir ekipmanı 1300-1500 TL'ye yapabilirsiniz. Dahası, daha farklı bir şey söyleyeyim. İnternetten paket programlar var. Paket ekipmanlar, yani ses kartı, iki tane monitör ve kondenser mikrofon. Ben görmüştüm, 600 TL'ye bile bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları sağladığınızda bu tarz ses kayıtları çok rahatlıkla yapabilirsiniz diyoruz. Arkadaşlar, güzel derslerde görüşmek üzere. Takipte kalın. Videoları beğendiyseniz arkadaşlar, çeşitli platformlarda paylaşarak kanala destek olabilirsiniz. Hoşça kalın.